Şimdi Sedat Peker hakkında bir açılan bir bu evine operasyon yapıldı ya hani işte kızıma silah dayadınız falan filan diye öyle başlamıştı hikaye. O operasyon neticesinde hazırlanan bir iddianame var. Bir dava açıldı Sedat Peker hakkında. 29 Aralık'ta da ilk kez başlayacak, ilk duruşma yapılacak. Bu iddianameyi yazan savcı Alim Yaşar. Sedat Peker önce onun adını veriyor. Yani bu iddianameyi bu savcı yazdı diyor. Sonra geçmişe gidiyor. Silahların çağrısı yaptığı döneme gidiyor. Yani 31 Mart seçimlerinden 15 Temmuz'dan sonraydı silahların çağrısı. 31 Mart seçimlerinden önce miydi? Önceydi. Önceydi. Meral Akşener bu silahların çağrısı üzerine Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Suç duyurusunda bulununca Sedat Peker o dönem beraber hareket ettiğimiz siyasi partinin yetkilileri, AK Parti'yi kastediyor bence, ve Sadat'la irtibatımızı sağlayan kişilerle bu durum karşısında ne yapmamız gerektiği konusunda istişare yaptık diyor. Parti yetkilileri Sadat, Sedat Peker. Bana dediler ki diyor, Sayın Meral Akşener'le hiç karşılaştın mı dediler diyor. Ben de iki karşılaşmamız olduğunu söyledim diyor. Onlar da diyorlar ki Sedat Peker'e, o zaman sen o karşılaşmalarınıza dair tweet at. Ama ucunu da boş bırak, böyle kafa karıştır. Yani tam net bir şey de söyleme. Sedat Peker o dönem şu tweetleri atıyor. Verelim onları arkadaşlar. Meral Akşener, evet. Parti Başkanı Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa 1997'de işlenen barmen cinayetinin hemen sonrasında kendisi İçişleri Bakanı iken ortak tanıdığımız birinin gizli organizasyonuyla benimle niçin görüştüyse asıl bunun için suç duyurusunda bulunsun diyor. Karartma yapıyor, dikkati başka yere çekiyor Sedat Peker. Meral Akşener suç duyurusunda bulunacaksa İzmit'teki bilmem ne otelinde Gürkan Turizm'in sahibinin oğlunun 2014 yılındaki sünnet düğününde yerel televizyoncuların kameralarının kapattırılmasının düğün sahibinden isteyerek benimle ne konuştu diyor. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunsun diyor. Şimdi bunu bir parti yetkilileri Sadat ve Sedat Peker birlikte oturup planlamışlar. Sedat Peker de bu tweetleri atmış. Bu tweetler de WhatsApp'ına gelmiş zaten. Öyle diyor. Evet, bana gönderdiler. Bana sadece benim hesabımdan paylaşıldı diyor. Bu şekilde ucunu da muallak bırakıp kafaları karıştıralım dediler diyor. Çünkü burada net bir şey söylemiyor yani. Şunu konuştuk demiyor, bunu konuştuk demiyor. Böyle olmamış mıydı diyor Sayın Meral Akşener. Bununla ilgili bir şey demeyecek misin diyor. Telefon o dönem diyor HTS kayıtları çıkarılıp benim telefonuma böyle bir mesaj geldi mi gelmedi mi söylediğim kişilerden ona da bakılabilir diyor Sedat Peker. HTS kayıtları keşke bunu doğrular diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çamur at izi kalsın siyaseti dediği siyasetin ürünleri, mahsulleri bunlar. Evet. Maşallah. Bunu yaptım diyor. Evet. Zaten hani ben neler neler yaptım diyor ya Sedat Peker. Ben temiz adam değilim diyor. Değilim diyor. O dönem tabii, yaptıklarından tabii. Bir tanesi. Ben provokasyonlarda kullanılmış uzman kişi olarak konuşuyorum diyor. Nasıl yapıldığını anlatıyorum size diyor. Evet. Bu arada silahların çağrından sonra toplumda oluşan algı Sayın Akşener'le ilgili doğru olmayan paylaşımların neticesinde başka bir noktaya yönlenmiş oldu diyor. Yani Sedat Peker'in Meral Akşener'le ne işi olabilir algısı. Oluşan algı bu. Ve diyor ki sosyal medya hesaplarımda videolar paylaşıyorum ben diyor. O hani onun böyle bir sürü adamla bir yerden bir yere gidişi gelişi falan filan işte şaşaa falan öyle görüntüler var ya. Onları hazırlayan kişiler de diyor AK Parti'nin videolarını hazırlayan kişiler de aynı kişiler diyor bu arada. Bir parantez açıyor. Ha, aynı ekibi mi kullanıyoruz? Aynı prodüksiyonu kullanıyoruz. Aynı prodüksiyon şirketini açıyoruz. Sonra savcı... Ajans aynı yani. Çok seviyorlar. Bu ajans ve fon işini. Avrupa Birliği fonlarıyla iş yapıyorlar. Daha yeni bir sürü şey daha oldu biliyor musun? Yargısından, İçişleri Bakanlığından, Silahlı Kuvvetlere kadar. Ama onlar fondaş olmuyor. Evet. Bu da. Şimdi ajans işini de çok seviyorlar. Aynı ajansla çalışıyoruz diyor Sedat Peker. Çok enteresan yalnız abi bunlar. Çok enteresan. Sonra savcı Sedat Peker'i ifadeye çağırıyor. Meral Akşener'i suç duyurusu. Silahlanma çağrısıyla ilgili. Evet. Bu bir parantezdi. Bunu kapattık. Şimdi tekrar ifadeye çağrılmasına döndük. Savcı diyor ki işte Sedat Peker şu saatte ifadeye gelsin. Savcı çağırdı mı gidersin. Evet. Diyor ki 10'da gelsin. Yoksa gitsin. Sabah 10'da gelsin diyor. Sedat Peker koruma polisi aracılığıyla savcıya not gönderiyor. Diyor ki ya o çok erken bir saat. Ben o saatte uyanamıyorum. Öğleden sonra gelsem olur mu diyor. Koruma polisi savcıyı arıyor.
Diyor ki Sedat Bey erken kalkamıyor öğleden sonra gelse olur mu diyor. Tabii diyor savcı yani sakıncası yok diyor. Sedat Peker'in anlattığı uyuyacak. Öğleden sonra gelsin. Bu hizmetten bütün vatandaşlar eşit yararlanmıyor mu? Mesela sen hiç savcılığa ifadeye çağrılmadın mı? Çağrıldım. Yazıp çizdiğin konuştuğun bir şey. Çağrıldım canım oldu. Tabii ki. Sen peki demedin mi savcı bey şimdi müsait değilim. Vallahi ben... kapıda beklettiler bizi bırak ya. Müsait olmam. Çay kahve filan ikram var. Söz konusu değil tabii ki. Ama iyi davrandılar. Kiralanma çağrısı yapsaydım böyle olmaz. Belki öyle olmayabilirdi. Sedat Peker parantez açıyor diyor ki ya işte ben böyle özel bir adamdım diyor. Bir zamanlar. Bir zamanlar. Prenstim yani el üstünde evet. Tutuluyordum bu sonra diye. Sonra savcı gidiyor savcı kahve çağırıyor şey söylüyor Sedat Peker'e kahveler içiliyor ifadesi alınıyor vesaire falan filan. Diyor ki savcı Sedat Peker'in iddiası bu. İfade bitti diyor. Ben size devletimizin bir isteğini iletiyorum diyor. Başsavcımızın da bunu size ilettiğimden haberi var diyor. Şu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediğim sert sözlerden dolayı rahatsız olmadıklarını ve silahların çağrısı yapmasından dolayı rahatsız olmadıklarını ancak ülkedeki tansiyonun çok yükselmesinden dolayı bir süre Kılıçdaroğlu'na sert çıkışlar yapmamasını rica ediyor. Rica ediyorlar. Birileri adına. Sonrasında devletin diyor, devlet adına. Devletin ricası. Başsavcının da haberi var diyor savcı. Sonra diyor bu şey tansiyon yükseldi, tansiyon düşsün sonra yine devam edersin. Ama bir süre yapma falan diyorlar. Bu arada avukat Ersan Barkın'ı da Sedat Peker buna şahit gösteriyor. O da vardı diyor. Benim avukatım bu görüşmeye savcının bana söylediklerine vesaire hepsine şahittir diyor. Ona da sorulabilir diyor. Ersan Barkın'ın da avukatlık yaparken kendisinden para almadığını söylüyor. Atatürkçü Düşünce Derneği'nde yöneticilik falan da yapmış bir isimmiş Sedat Barkın. Ona da sorulabilir diyor. Vesaire sonra böyle gidiyor. Bu arada şuna da dikkat çekiyor Sedat Peker. Bu silahların çağrısını yaptığı miting. Diyor ki orada yol kesildi diyor. İnsanlar yolu kestiler. Yol kesmek yasak mı? İzin alman lazım. Ya benim bildiğim en son Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri yolun kaldırımdan bir aşağı indiler diye çok sert bir müdahaleyle evet, karşılaşmışlardı. Onlar izin almamışlar. Evet ama Sedat Peker izinliymiş ki diyor ki ben miting yaptım yol kesildi bir sürü insan. Minibüs yolu kapatıldı diyor. Kimse de gelip ya kardeşim ne yapıyorsun sen burada yol kapandı insanlar işlerine evlerine gidemiyorlar demedi diyor. Kim verdi bu izni diyor. Yani kendisine gösterilen... Önünü kimin açtığını sorguluyor. Evet. Bilmiyor mudur? Evet. Biliyor canım. Zaten işaret ediyor işte. Yani. Kim olabilir? İşte kim olabilir? O dönem birlikte hareket ettiği siyasi parti. Ya ondadır devlet, ya bundadır. Devlettir o. Devlettir o. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret etmesinin önümüzdeki dönemde devam etmesini isteyen, bir süre ara vermesini isteyen devlettir. Başsavcının izniyle savcının ilettiği mesajdaki devlettir o. Değil mi? Başka türlü olmaz o. Devlet kim ya? Devlet kim mi? Devlet. Devlet kim ki anlamında demiyorum ha. Devlet kimin şahsında? Ben de şaşırdım bir daha. Yani devlet ben kimin öyle anladım vallahi yani. Devlet kimin şahsında temsil hayır, ediliyor? Kimde vücut buluyor? Onu demek istedim. Seni de ifadeye çağırırlar. Aynı muamele yapmazlar. Öyle kahve falan ısmarlamazlar. Beni bırak. Dikkatli ol. Bırak mesai saatini beklemeyi. Şafak vakti muhtemelen evden alırlar zaten mevcutlu olarak. Alırlar biraz da beklersin mevcutlu herhalde. Olarak, tabii. Yok. Devlet dediğimiz soyut bir kavram. Evet. Devletin birisinin bir vücut bulması lazım. Birilerinin şahsında vücut bulması lazım. Evet. Kimse devlet değildir yani. Devleti yönetenler var. Devlet başka bir şeydir. Devlet milletin manevi şahsiyetinin... Koca savcıdan daha iyi mi diyorsun? Devletimiz böyle istiyor demiş. Devletimiz derken? Kendimi düzeltebilir miyim? Bence düzelt. Bence düzeltsen iyi olur. Bence demek düzeltim. Ağzımdan yanlışlıkla çıktı. Kendimi düzeltiyorum, özür diliyorum. İstifa etmem gerekirse de nereye vereceğim dilekçeyi, nereye imzalamam gerekiyor onu söyleyeyim. Evet, ya çok üzücü. Sedat Peker'in kendisi de şimdi attığı tweetlere bakıyorum. Kendisi de zaten durumla şöyle dalga geçiyor. Diyor ki, baroların il seçimlerinde bütün illerde bana da oy çıkıyor Sedat Peker'e diyor. Baro başkanlığı seçimlerinden bahsediyoruz. Ya bu zaten gören göze yeterince büyük hakaret değil mi diyor.
Ya vaziyeti, işlerin nereye geldiğini buradan anlayın diyor. Bekri Mustafa Ayasofya'ya imam olmuş. Bunu öbür taraftakilere söyle, dünyanın hali anlaşılır işte diyor. Yeter bu diyor, yani başka bir şey demene gerek yok. Sedat Peker de diyor ki, ya il baro seçimlerinden bana, benim adıma oy çıkıyor. Oradan anlayın işi diyor. Dur, yani. Daha başka bir şey söylemeye gerek yok. Çok çok üzücü be. Çok gerçekten çok üzücü ama sistemin bu iktidar döneminde nasıl işlediğini göstermesi açısından itiraf ediyor çünkü. Yani bunları anlatıyor, şahit gösteriyor. Ben o avukatın da yakın zamanda bununla ilgili bir şey söylemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Umarım konuşur yani. Bu şahitliği varsa, böyle bir şey duymuşsa gerçekten, müvekkili de bunun konuşulması gerektiğini söylüyorsa, bu ifşaatı yapmışsa, evet bu doğrudur ya da yanlıştır diye bir ifadesini görürüz. O savcı değil mi Sedat Peker'e şimdi 300 yıl isteyen, evet, iddianameyi hazırlayan, evet, savcı. Yani evet, bir dönem silahlanın çağrısı yapıp muhalefeti tehdit ederken çay kahveyle ağırladığı Sedat Peker'e şimdi 300 yıllık bir iddianame hazırlıyor. Sedat Peker o iddianamenin de içinin boş olduğunu, kendisinin sonradan eklemlendiğini söylüyor. Sistemin nasıl yürüdüğünü, aslında Türkiye'de adalet denilen olgudan nasıl uzaklaşıldığını göstermesi açısından önemli. Sedat Peker hakkında bir iddianame daha yazıldı biliyorsun. Bir de hangisi o? Erkam Yıldırım'ın yaptığı suç duyurusu üzerine. İftira ve hakaretten, hı hı, ama sadece Erkam Yıldırım'ı hakkında iddianamede iftirada bulunduğu, hakarette bulunduğu yazıyor. İşte uyuşturucu köprüsü kuruluyordu Venezuela'dan Türkiye'ye. Erkam Yıldırım bunun için gitmişti. Şu tarihler arasında oradaydı falan filan. Sedat Peker'in bu anlattıkları, itham ettikleri, işte suçlama yönelttiği o iddiaların hiçbiri soruşturulmadı. Hiçbirisi yok orada. Hiçbirisi soruşturulmadı. Yani zaten bir iddianame yazdı. Sedat Peker itiraf ediyor ya. İtiraf, daha bunun ötesi olabilir. İtirafta ya, bulunuyor adam. Birçok konuda itirafta bulunuyor. Ben geçmişte, yakın geçmişte muhalefete karşı hilelerde çokça kullanıldım. Bir uzman olarak bilirim bu işlerin nasıl olduğunu. Centilmence müsabaka edin. Yani yapmayın, yapmayın bunu falan diyor. Yapma. Şimdi Akif, bu meseleyle ilgili geçmişte yaptığı bir sürü itiraf var. İtiraf. Tabii. İçinde olduğu olayları itiraf anlattı. Bu da itiraf. Bu tabii. Bu kendi tecrübesinden hareketle ben bugün bakınca anlarım. Bakınca anlarım bunu diyor. Yani. Ki, tabii şeyle ilgili de bu arada Lütfi Türkkan meselesiyle ilgili tweetleri de var. Bunun da provokatif olduğunu söylüyor. Evet, evet. Yani işte ettiği küfrü asla tasvip etmiyor vesaire falan ama hani bu iş kurgulanmış. Çok belli ki o adam oraya gönderilmiş, kurgulanmış, bizim aklımızı alay etmeyin diyor Sedat Peker. Bu anlattığı mesele de onunla örtüşüyor. CHP de İzmir'den geldiğini söylüyor değil mi? Faik Öztürk bugün söyledi. Faik Öztürk, evet, da İzmir'den geldiğini söylüyor. O henüz doğrulanabilmiş değil. Ama benim söyleyeceğim, yani gerçekten bir çöküntü söz konusu. Yani buralardan medet umulan bir yapı olmamalı siyaset. Bu ne demek yani? Sedat Peker'i orada onu söyleteceksin, bunu burada kurgulayacaksın. Sonra sana karşı söylüyor diye hakkında iddianameler hazırlayacaksın. İtirafların tamamını görmezden geleceksin. Akif, bir şey benim acayip dikkatimi çekiyor. Kıbrıslı gazeteciyle ilgili adam içinde olduğu olayı anlattı ya. Kardeşi silah zoruyla şey verdi ya, ifade verdi. İfadesini aldırtamadı sadece. İfadesini aldırtamadılar ya. Yani bir suikast hazırlığının parçası olmuş. İçinde adam yani. İtiraf edecek ama... Ve taraflar da kabul ediyor bunu. Bununla ilgili şeyleri söylüyorlar. Ve bu adam ifadeyi zorla verdi. Silah zoruyla ifade verdi. Böyle bir adalet mi olabilir? Adalet bakanı lekelenmem hakkından bahsediyor. Ya bırak Allah aşkına. Bir şu adalet bir harekete geçsin bakalım canım. Buraya nereden geldik? Buraya şuradan geldik. Niye Sedat Peker'in bu tür ifşaatları, itirafları, iddiaları dikkate alınıyor? Ciddiye alınabiliyor. Çünkü bu payeyi, bu ciddiyeti iktidar kazandırdı, evet, Sedat Peker'e. Nasıl kazandırdı? Önünü açarak. Yani silahlanma çağrısı yapıp, savcılıktan takipsizlik alıp, ondan sonra bir takım yurt dışına çıkarak, oradan bir takım itiraf ve ifşalarda bulunduğu için tekrar aynı dosyadan hakkında soruşturma açılırsa, Sedat Peker'e bunları söyleme hakkı doğar. Bunları söylediğinde de ciddiyet kazanır. Tabii. Çünkü şimdi bu olayda niye bu tweetleri atıyor şimdi?
bu silahlanma çağrısıyla ilgili dosyaya takipsizlik verildi diyor ya. Evet. Sonra tekrar onunla ilgili iddianame hazırlanmış. Aralık'ta davası başlayacak. Evet. Attı tweetleri, gördünüz değil mi onu? Evet. Ben yanlış okumadım değil mi? Bu şey operasyon yapıldı ya, Sedat Peker suç örgütü diye. Bu aynı savcı başka bu, bir iddianame hazırlıyor. Aynı savcı da bunu takip da, tabii bu suç duyurusunu kapatıp takipsizlik veren savcı aynı savcı. Aynı savcı. Evet. Takipsizlik verdiği konuları da içeren suçlamalardan yargılanacağını söylüyor. Evet. Ben öyle anladım tweetlerini. Evet. Bu arada böyle olursa yani iktidar muhalefete karşı kendini iktidara kullandırdığında bu tür çağrılardan, suç teşkil eden çağrılardan takipsizlik alıp bunu bıraktığında, yani istifa ediyorum dediğinde, ben çekiliyorum dediğinde hakkında o iddialardan dosya açılıyor, soruşturma açılıyor ve dava başlatılıyorsa o zaman bunları söyleme hakkı doğar. Doğru. Bu arada ilginç bir ayrıntı daha var. Şimdi bu hani o miting yaptım ben, minibüs yolunu kapattık vesaire, bununla ilgili silahların çağrısını yaptığı mitingden bahsediyor. Bir açılışa gidiyor. O bir mitinge dönüşüyor bir sürü insan gelince vesaire. Diyor ki orada toplananlar niye oraya geldiler? Kimin çağrısıyla geldiler? Nasıl toplandılar? Savcı bunları soruşturmuş mu da takipsizlik kararı vermiş diyor Sedat Peker. Bu arada çok enteresan bir şey daha söylüyor. Çok enteresan. Diyor ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu barış yürüyüşü yaparken, adalet yürüyüşünü kastediyor sanırım. Barış yürüyüşü yaparken Gebze civarına geldiğinde silahların çağrısını yaptığı mitingde hemen yanında bulunan birinden bahsediyor. Bir Özgür adamı. Altay isimli kişinin o silahların çağrısı yaptığında belki onun fotoğrafını bulabiliriz. Verebiliriz ya da sanki onun fotoğrafını da koydu Serkan. O kişinin yani Özgür yanında Altay'ın. Bulunan kişinin Kılıçdaroğlu'na sözlü saldırıda bulunduğuna dair gazete haberleri vardı diyor. Onları, o videoları rahatlıkla görebilirdi diyor. Yani şunu demeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşünü yaparken benim yanımdaki adamlardan biri gidip işte az önce örneğini gördüğümüz gibi Rize'de, İkizdere'de, en son meselede gördüğümüz gibi Kılıçdaroğlu'na sözlü saldırıda bulundu vesaire. Adam bu. Özgür Altay ismi. Sedat Peker bu benim adamım diyor. Tam teşkilat ya. Evet, bu adalet yürüyüşünden Sedat Peker'in paylaştığı fotoğraf bu değil mi? Orada da arkada gördüğümüzde işte Gebze adalet yürüyüşüne Kılıçdaroğlu'na eşlik eden kalabalık var. Bu da orada provokasyon yapmak üzere görevlendirilmiş. Ekibin parçasıymış yani. Adamı. Evet. Evet, ekibin parçası. Evet. Ya bunu yaptım diyor Sedat Peker. Şimdi itiraf. Kanıtı da burada. Evet. Kanıtı da burada. Bu adam diyor. Bunu diyor. Savcı soruşturabilirdi diyor Sedat Peker. Benim yanımdaki adamın kim olduğuna baksaydı diyor. Zaten Kılıçdaroğlu'nun yürüyüş sırasında orada ona sözlü saldırıda bulunan kişinin aynı adam olduğunu görecekti diyor. Yani şunu diyor, savcının soruşturup hatta kovuşturmaya da dönüştürüp mahkemeye taşıyacağı bir mesele var ortada. Ama takipsizlik kararı verdiği için, çünkü o dönem öyleydi, takipsizlik kararı vermesi gerekiyordu ve bütün bunların hepsinin üzerini kapattılar diyor. Şimdi geçmişte muhalefete yönelik bu tür provokasyon tezgahlarında, tertiplerinde rol almış, başı çekmiş birisi örnekler de veriyor. Bak şu işleri biz yaptık diyor. Böyle böyle de himaye gördük diyor. Ve şöyle ortak ajansla çalıştık diyor. Yani iktidar partisinin işte bir takım şeylerini, videolarını, işlerini yapan aynı ekiple çalıştık, aynı ajansla diyelim. Şimdi bu olayda da sonraki provokasyonlarda da benzer bir mekanizma vardır arkada diyor. Ben uzman kişiyim, bilirim bu işleri diyor. İdmanlılar bu konuda. Ha, gel de şimdi ciddiye alma. Evet. Gel de ciddiye alınır alma. Alınır mı ciddiye? Mesela bu anlattıkları soruşturulur mu şimdi? Hiçbiri soruşturulmadı şimdiye kadar ama. Sen bu, savcılar ciddiye alırsa soruşturulan, bu iddiaları ciddiye alıp üstünde konuşan sen ben oluruz. Sen mi? Dua et yani. Sen dua et savcılar ciddiye almasın. Hiç öyle bir sonuç çıkıyor mu Sedat Peker'in anlattıklarından? Sanki soruşturulma, bu konuda soruşturma açılırsa asıl sorumluların, suçların üstüne gidilecek gibi bir izlenim edindin mi sen? O mu çıkıyor yani bu işte? Evet, evet. O mu çıkıyor yani? Sen dua et orası ciddiye almasın.
sen. Yani ben genel kamuoyu açısından söyledim. Yani kamuoyu gel gelsin de şimdi ciddiye almasın bu işlere, kulak vermesin bu söylenenlere yani. Doğru. Sizde de oluyor mu ya böyle bir çok çok kötü bir tablo var ortada aslında baktığında. Yani onu konuşuyorsun, diğerini konuşuyorsun. Yapılan siyasi girişimlere bakıyorsun, stratejiler, ekonomiyle ilgili durumlar, bu tarafta uygulanan yani yasa dışı bir takım girişimler siyasette sonuç alabilmek için. Ya böyle yöntemlerle berbat, sonuç alınır mı Allah aşkına? Berbat ya. Berbat bir görüntü. Bunlar yani. Bunlar iş mi? Bu yöntemle siyaset olur mu? Az önce söyledik ya biraz çaresizlik diye. Yöntem. Aynen kazansan ne olur? Kaybedersin zaten kazanırken. Zaten aynen öyle. Yani memlekete kaybettirirsin bir de. Böyle iş mi olur ya? Evet. Yazık günah. Başka bir şey var. Yani işte mesela Lütfü Türkkan olayında Lütfü Türkkan'ın banka kredileriyle ilgili, kamu bankalarından aldığı kredilerle ilgili bir takım şeyler de konuşuluyor, evet, değil mi? Ya o bankalardan yüzlerce milyon dolarla medya sahibi olan mesela şirket iş insanları var. Onlarla ilgili bilgi sorulduğunda bunlar geri ödedi mi bu kredileri diye sorulduğunda ne cevap veriliyor? Ticari sır. Söyleniyor mu? Aynen. Mesela 800 milyon dolarlık 800 milyon Demir üstü. Demirören'in aldığı kredi. İki diyor. Tane. Evet. Sadece o Ziraat değil. Bankası iki yani. Tane böyle Halk Bankası, Ziraat Bankası kredisiyle satın alınmış büyük medya grubu var. Evet. İki tane. Evet. Kredileri ne durumda, geri ödendi mi? Bunu sorduğunda sana çıkıp ya bu milletin parası kardeşim. Yani bunlar da kamu bankaları. Hesap verelim diye sana anlatıyorlar mı? Geri ödenip ödenmediğini, yapılandırılıp yapılandırılmadığını, ne durumda olduğunu, borcunu söylüyorlar mı? Ticari sır diyorlar. Her şey ortada. Ticari sır diyorlar. Ticari şeffaflık sır. Muhalefette. Öyle. Şeffaflık. Peki.